Efendiler, kabir azabı haktır ve gerçektir. Bu size hikaye gibi gelmesin. Yakın zamanda bu geçitten biz geçeceğiz. Üç şey kabir azabını iktiza ettirir, kaçın ondan sakın. Üç şeye riayet etmeyin, kabir azabına müstahak olur. Birisi pislikten kaçınmayan, idrardan ve kazuvarattan kaçınmayan kişiler. Zahir kısmı bu. Dikkat etmiyor, üstüne damlatıyor, üstüne sıçratıyor falan. Fakat da bunun da bir yönü vardır. Burası girilir ama söylemek mecburiyeti hasıl oluyor. Bazı Müslümanları görüyoruz böyle edep yerlerini caminin avlusunda, şadırvanın yanında çıkarıyor böyle falan yıkamakla. Hatta iyiyen İslam'da el haya ümmet imandır. Haya imandan bir şubedir. Belki yarısıdır imanın. Bu temizliği gizli yapmak lazımdır. Kuldan utanmayan Allah'tan utanmaz, haya etmez. Utanmak lazımdır. Taharet yapacaksın, gizli yapacaksın. Bunu göstermeyeceksin taharetin ortalarda böyle falan. Belki sizler de şahit oldunuz benim söylediklerime yani böyle. Bu doğru bir şey değildir. Gizli yerde yapmak lazımdır. Hayaya çok dikkat etmek lazım. Hayası adamın imanı yoktur. Hayası adamın imanı gider. Yoktur. Biliyorum. Birisi idrardan kaçınmamak. Üstüne sıçratmak. Kilotuna akıtmak. İdrarı. Yahut kazuratın iyi kendini temizlememek. Burası yeri değil. Bu fıkıh dersidir. Fakat sırası geldi söylemek mecburiyeti asıl oluyor. İkincisi, anaya babaya ak olmak, asi olmak, onların hakkını yerine getirmemek, onlara itaat etmemek, onlara ihsanda bulunmamak, onlara galiz galiz sözlerle cevap vermek. Mesela bir kimse ebeveynine, yani anasından babasının sağlığından yetişip de seslendiği vakitte ona ne var dese böyle, o adam azaba müstahak olur. Babasına babacığım, annesine anacığım diye titreyecek üzerine. Allah diyor ki Kur'an'da Celle Celaluhu Hazretleri وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفُنْ وَلَا تَنْهَرُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا غَرِيبًا. Yani sizler ananıza babanıza üf, üf be üf, üf demeyiniz diyor Cenab-ı Allah. Bundan dolayı azaba müstahak olursunuz diyor. Esadullahil Galip, Ali İbni Ebi Talip, Saki Kevser, İmam-ı Ali Keremallahu Veşe buyuruyorlar ki, üf kelimesinden daha hafif bir kelime olsaydı, insanlar arasında üf kelimesinden daha hafif bir kelime olsaydı, Allah onunla Kur'an'da zikrederdi diyor. En hafif kelime üftür. Üf dahi demeyiniz. Üçüncüsü, beynen nas, laf götürüp getirenler. Gammazlar yani. İki cemiyeti birbirine düşürmek, iki kişiyi birbirine ayırmak. Bu ahlak kimde varsa bunların azabı kabre düşer olur. Diğer bir hadis-i şerifte bir fazlası var. Bu da kızdığı vakitte küfreden, sebbeden, şetmeden kimsedir. Sinden keflen, ya daha kötü sözler yani sen anlıyorsun demek istediğim benim. Bu şekilde hasmine cevap verenlerdir. İnsanına sahip olmayan. Bir hadis-i şerifte bu ilave edilmiş. Bu kadar söyledik. Bunlardan kaçınınız yani bu işlerden.